Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte kulaklık olarak da kullanabileceğiniz sesi kemikten üreten akıllı güneş gözlüğü Zangle'ı inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ürün epey ilginç. Zaten kendisi de Kickstarter üzerinden 2 milyon dolara yakın bir bağış toplayarak piyasaya çıkıyor. Bu arada ürünü de bize kendileri yolladı. Bunu da buradan hatırlatalım. Lynx ve Viper olmak üzere iki farklı model var arkadaşlar. Sadece tipleri değişik, teknolojileri tamamen aynı. Bizdeki biraz daha yuvarlak hatlı olan Lynx modeli. Ürünün genel özelliklerinden bahsetmeden önce gelin şunu bir telefonumuza bağlayalım. Bizlere neler vaat ediyor ona bir bakalım. Öncelikle Android ve iOS fark etmeden telefonumuza Bluetooth üzerinden bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bağlantı için üzerinde bulunan iki açma kapama düğmesine aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yan taraftaki led ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Telefondan Bluetooth üzerinden kendisini aratıyoruz ve Got Zangle diye bir seçenek karşımıza geliyor. Ona bastığımız zaman direkt gözlükle iletişim sağlanmış oluyor. Artık gözlüğümüzü gözümüze takıp telefonumuzdaki müzikleri dinlemeye başlayabiliyoruz. Ürünü ilk gördüğümde ve sipariş aşamasında, hatta elimize geçene kadar ürün beni bayağı bir heyecanlandırmıştı arkadaşlar. Çünkü gözlükten müzik dinleyebiliyoruz. Ta ki gözlüğü ilk taktığım anda ve müzik dinleme başladığım ana kadar. Kemik iletim mevzusunu arkadaşlar daha önce akıllı telefonlarda da görmüştük. Ayıza için telefon konuşması için geçerli bir teknoloji. Ancak gözlüğü taktığımda anladım ki müzik dinlemek için bence çok yeterli değil. Kesinlikle bir kulak içi kulaklık veya kulak üstü kulaklık keyfini sizlere sunmuyor arkadaşlar. Tamamen farklı bir olay. Bunu tabii ki de sözle anlatmak biraz zor. Kulağımızı kulaklık taktığımız zaman müziğin direkt içindeymişiz gibi hissediyoruz ya. Bunu taktığımız zaman sanki müzik hayatımızın arka planında çalıyormuş gibi oluyor. Yani birisiyle muhabbet etmeye falan devam edebiliyoruz. Aynı zamanda bir yandan da müzik çalıyor. Sizi kesinlikle ortamdan soyutlamıyor. Bana göre bu durum iyi değil, ancak ihtiyaca göre de olumlu yanları da olabilir tabii ki. Mesela bisiklet kullanıyorsunuzdur, uzun yollar gidiyorsunuzdur, tehlikeli yerlerden geçiyorsunuzdur arkadaşlar. Dışarıda olan biteni duymak gayet önemli. O zaman bu gözlük işinize yarayabilir. Ancak mesela ben otobüse bineyim, okula gideyim, işe gideyim vesaire gibi durumlarda pek işlevsel değil. Çünkü gürültülü ortamlarda hem ses dışarıya çok fazla gidiyor, hem de siz dışarıdaki sesi çok duyduğunuz için kafa karışıyor biraz. Yani otobüste gidiyorsunuz, yanınızda yaşlı bir amca oturuyor. Onu kesinlikle bu durum rahatsız edebilir. Tabii başka özellikleri de var arkadaşlar. Mesela telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz veya akıllı asistan Siri gibi asistanlarla iletişim sağlayabiliyorsunuz. Akıllı asistan kısmı güzel çalışıyor. Onda bir sorun yok. Ancak telefon görüşmesi kısmında biraz sıkıntı var. Şöyle ki, karşı tarafa sesiniz çok net gidiyor. Gürültülü bir ortam olsa dahi sizi çok net algılayabiliyor. Bunun yanında ortam sesliyse karşı tarafın dediğini anlamak çok zor arkadaşlar. Konuş bakayım biraz. Hayatını anlat bana. Merhaba arkadaşlar. Sizler şimdi hayatımı anlatıyorum. Hayatımda çok fantastik olaylar oluyor. Mesela ya şöyle bir şey var. Normal bir görüşmeden farklı olarak sesin bayağı bir robotik geliyor. Ama gündelik böyle araba kullansaydım falan şu an dünyanın en mutlu insanı olabilirdim yani. Peki sen araba kadar gürültülü bir ortamda olsaydın? Bence yine de duyulurdu ama çok aşırı gürültülü ortamlarda duyulabileceğini sanmıyorum. Bunu zaten iç mekanda kullanmayacağız. Bu bir güneş gözlüğü aksesuar arkadaşlar. Dışarıda takacağız. O yüzden telefon görüşmeleri bana kalırsa sıkıntılı. Üzerinde tuşlar var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeyim. Toplam 6 tane tuşumuz var. Zaten 2 tanesi açma kapama tuşu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi aynı zamanda asistan görevini görüyor. Bir tanesi de gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz veya şarkıyı durdurabiliyorsunuz. Diğer tuşlar da şu işe yarıyor. Şarkıyı geçebiliyorsunuz, sesi açıp kısabiliyorsunuz ya da gelen çağrıyı sonlandırabiliyorsunuz. Yani telefonunuza hiç ulaşmadan aslında birçok şeyi yapabiliyorsunuz. İlk başlarda tuşların yeri tam oturmuyor arkadaşlar. Karışabiliyor biraz, ancak 1-2 haftalık kullanım sonunda gayet rahat ezbere direkt tuşlara ulaşabiliyorsunuz. Yani özetle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu böyle hevesleneyim ben müzik dinleyeyim deli gibi her yerde gözlükle bir ürün değil. Müzik hayatınızın arka planında olsun tarzında bir ürün. Özellikle dışarıda aktivite yapanlar için bence daha önemli. Biraz özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Zaten söylemiştim, kemik iletimiyle birlikte sesi gönderiyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip kendisi. Ürünün IPX4 sertifikası var. Basit su sıçramaları, terleme gibi şeylere dayanıklı. Ürünün ağırlığı 50 gram. Uzun süreli kullanımlarda rahatsız edecek gibi durmuyor. Ancak bir gözlüğe göre bir tık daha ağır diyebiliriz. Sonuçta içinde bir batarya var. Bataryamızda 115 mAh arkadaşlar ve toplamda 4 saate yakın müzik dinletebiliyor bize. Şarj olayımız da çok basit arkadaşlar. Direkt kutunun içinden bir adaptör çıkıyor. Gözlüğün iki arka ucuna takıyoruz. Diğer ucu da USB'den veriyoruz şarjı ve gözlüğümüz şarj olmaya başlıyor. Bu arada kutu içeriğimizden iki tane farklı cam çıkıyor arkadaşlar. Dilersek değiştirebiliyoruz. Toplamda 3 camımız var. Hangi rengi istiyorsak onu takabiliyoruz. Bu arada camlar da polarize. Artık her şeyi anlattık arkadaşlar. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Her zaman olduğu gibi sonlarda fiyatı söyleyeceğiz. Ürünün fiyatı 160 dolar arkadaşlar. Güncel kurla birlikte yaklaşık 1000 lira civarına geliyor. Ülkemizde satışı yok, onu da hatırlatalım. Almak istiyorsanız yurt dışından getirtmeniz gerekiyor. Velhasıl kelam, son sözlerimizi şu şekilde söyleyelim arkadaşlar. İlk amacınız güzel müzik dinlemekse, kaliteli müzik dinlemekse kesinlikle bu gözlük onu karşılamıyor. Ama ürün yarı
yaratıcı mı? Bence yaratıcı olmuş arkadaşlar. Sadece benim kullanım amacıma uygun değil, bunu belirteyim. Bunu da söylediğimize göre artık videomuzu kapatabiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zangle isimli akıllı gözlüğü inceledik. Ürün hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mutlaka yorum bölümünde yazın. Ayrıca videomuzu da beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.